Kardeşlerim Kur'an'ımızdan iki ayeti kerimeyi not defterlerimize yazmayı sonra da onu bir kağıda yazıp hangi masada çok oturuyorsak onun üstüne koyup hiç olmasın haftada bir defa hani şoför giderken kadrana bakıyor ya ara sıra kaç kilometre orada yazınca 90 kilometre trafik levhasında hemen kadrana bakıyor fazla mı gidiyorum diye. O şekilde bir kadranımız gibi görelim iki ayet. Birincisi Zümer suresinin 67. En'am suresinin 91. ve Hac suresinin 74. ayet. Üçü de aynı ayettir. Üç kere Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla anlayamadı insanlar. Allah'ın kıymetini bilemediler. Takdir edemediler demek. Bu birinci ayet. Bu ayetle ben, eşim, çocuklarım, Arkadaşlarım, bulunduğum iş yerim, bulunduğum vakfim, partim, ne kadar bağlantıdayız, bunu herkes kıyamet günü tek başına Rabb'in huzuruna çıkacak. Herkes kendisi hesap etmeli. Ne durumdayım bu ayetle. O ma Allah hakka kadir. Allah'ı manevi bir güç gibi görüyor mesela. Saygısızlıktan başka bir şey değil. Ne demek manevi güç? Maddi gücü olmayan bir şey demek o. Allah'ı celle celaluhu. Var yok her şey. Maddi manevi her şey. Cennet cehennem dünya her şey. Dün bugün yarın her zaman görebilen mümin insandır. Sadece ölüm hatırlanınca akla gelen Allah eksik bir anlayışı yansıtıyor. En bol zamanda da Allah'ı hatırlarsan müminsin. Her haram sana Allah'ı hatırlatırsa müminsin. İkinci ayet Nuh suresinin 13 üçüncü ayetidir. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا Ya Rabbi bizden ve neslimizden bu ayete ve muhatap olmayı muhafaza buyur Ya Rabbi. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا Bunu da bir kenara yazıp masanın sol tarafına koyalım. Düğüne giderken şeriat konuşuluyorken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi konuşulurken bu ayet önümüze gelsin. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ kara. <وَقَارَة> Size ne oluyor? Büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz. Büyüklüğü Allah'a yakıştıramamak bir mümin için konuşulabilir bir şey mi? Ama ayet, Kur'an ayeti. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ kara. <وَقَارَة> Nasıl büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz siz? Haşa Allah büyüktür. Kimse kimse inandıramaz. Düğün günü büyük mü Allah? Onu söyle bana. Kanun maddeleri şeriatı ezerken, Allah'ın haramları helalmiş gibi davranılırken, Allah büyük mü onu söyle. Allah'ın içimizde doldurduğu boşluğun hacmini söylesen, dernek kurarken, oyun oynarken, evlenirken, şirket kurarken, banka kapısında iken Allah ne kadar büyük onu söyle. Cenazede zaten Allah çok büyük. Orada büyük.